Sus oğlum sus. Bütün evi ayağa kaldıracaksın. Herkes uyuyor. Sen Galatasaraylı mısın? Hayır. Milli takımlıyım. Ne başka? Şimdi öyle. Hepimiz aynı takımı tutuyoruz. Hadi bakalım. Avrupa, Avrupa, Avrupa duy sesimizi. Bu gelen Türklerin ayak sesleri. Avrupa, Avrupa, Avrupa duy sesimizi. Bu gelen Türklerin ayak sesleri. Avrupa, Avrupa, duy sesimizi. Bu gelen Türklerin ayak sesleri. Avrupa, Avrupa, duy sesimizi. Hala kahvaltı niye hazır değil? Evde çalışan 10 kişi var, masaya bir tane tabak koyan yok. Hazır gelin abla. Getiriyordum. Bıraksın. Aman ya sizin bekliyor. Gel oğlum gel. Gürültü yapma. Ya çocuklar, tahtaların rengini hiç beğenmedim. Biraz koyu olmamış mı? Bu renk duvarlarla fena olmadı gibi. Vallahi bilmem. İç işler size ait ama fazla kara duruyor. Zaten evler mağara gibi. İyice karanlık olmaz mı? Ya madem iç işler bize ait, sen neden bir araba dolusu laf söylüyorsun? Sen işine baksana. Hani nerede İstanbul'dan gelecek ağaçlar, bitkiler, tohumlar? Bir aydır bitki dikilecek. İyi ki bir ağzına şunu doladın. Her şeyimiz tamam da bir bitkimiz eksik kaldı. Bir an önce dikilmesi gerekiyor Yaman Bey. Çok gecikti. Köşelere sardunya düşünüyoruz. İç mekanda da besleyen iyi olabilir. Tamam. Ya bu öğlen sıcağında sen hala burada mısın? Tamam hayatım. Gel Mümtaz. Baza kaptırdı. Burayı çok seviyor. Çok iyi olmasını istiyor. Tamam da sürüyle adam var. Yapıyorlar işte. Sabahtan akşama kadar burada olmasına gerek yok ki bu sıcakta. Bu sezon bitirmek için hepsi andı işte. Bütün ayrıntılara bakmak gerekiyor. Sonradan söküp yapmak daha zor. Ya ne sezonu? Yetişmeyiversin. Bir aylığına otel açacaksın da ne olacak? Hem sen buradasın. Bahar'ın her şeyin içinde olmasına ne gerek var? Yusuf Usta, bak bir içeriden bak. Bir de dışarıdan bak. Burası daha ince, görmüyor musun? Ayran içer mi ağam? Açım ya. Bahar! Bahar! Efendim. O ne hal öyle? Gel gidip yemek yiyelim hadi. Olur tamam. Yaman'a da haber vereyim. De. İkimiz. Ama çok ayıp olur şimdi. O da bir şey yemedi ki. İyi, siz gidin beraber yiyin. Ben burada mı kalıyorum ağam? Öyle zahir. Hemen gelecek mi gelin ağam? Ne oldu Bahar? Seymen nereye gitti? Of bilmiyorum Yaman ya. Yaman ne geldi? Bilmem ne geldi. Aç bakalım. Yaman bunlar ne? Bunlar duvar resimleri için malzemelerin. Gel bakalım. Otelimiz için bütün Kapadokya'yı tuvalet edeceksin. Bak, şu duvara da çalışman için sana iskele kurduruyorum. Olamaz ya, sen müthişsin. Hadi başla başla, anca gidersin. Hadi hadi hadi.
Oğlum işi var herhalde, duymuyor. Hadi biz başlayalım, gelir. O da gelince yesin. Hadi otur. Kimse yemeğine el sürmesin. Yemek hep birlikte yenecek. Sandım. Ne yapıyorsun sen? Ay, saat kaç olmuş? Gece olmuş ya, dalmışım. Bak nasıl olmuş, resepsiyon için. Nereden çıktı bunlar? Yaman getirdi. Öylesine konuşmuştuk. Duvarlarda resimler olsun falan diye. Anında malzeme getirtti tabii. Buraya yapışıp gece gündüz gözünün önünde çalış diye. Seymen, ne diyorsun sen hayatım? Ben zaten burada çalışmıyor muyum? Artık çalışmıyorsun. Yürü eve. Millet 2 saattir seni masada aç bekliyor. Resim yapmak için senden izin mi almam gerekiyor? Evet. Bu otel benim ve ben de duvar resmi falan istemiyorum. Tamam. Öyle mi? Güzel. Millet masada bekliyor dedim. İyi, bütün gece aç kalacaklar o zaman. Dışarı çıkana kadar burada bekleyin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bak kim geldi. New York'taki ev arkadaşım Duygu. Bu da Yaman. Yamansınız Yaman Bey. Bu kadar tembel bir kızı bile bu rüya gibi havuz başından kaldırıp bu tozun toprağın içine getirebiliyorsunuz. Bahar burada çalışıyor bildiğim kadarıyla. Yani bu onun işi. Hani yaşamda var olmak için yapılır ya iş. Ama bugün sizin şerefinize izindi. Atölyesini görüp asistanlarıyla tanışıp gidebilir. Bu ne ya? Burası harika olmuş. Ya ben sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Duygu, ne olur kusura bakma. Benim hemen acilen çalışmaya başlamam lazım. Merhaba çocuklar, ben Bahar. Merhaba Selin. Ozan, hoş geldiniz.
uyanık bir adam değil mi? Sen bayağı akıllı bir kız. Hayır, dayanamayacağım. Burada fazla karmaşık bir yaşam var. Beni götür ama. Yemek yiyip dalga geçir. Hayrola abla? Siz burada ne yapıyorsunuz? Yüzmeye gidecektiniz hani? Gidiyoruz, gidiyoruz. Bahar İstanbul'dan gelen malzemelerine bir bakmak istedi de. Sen burada ne arıyorsun? Yaman Bey'le konuşacaklarım vardı ama... Yaman Bey meşgul galiba. Bahar! Dilara'nın Yaman Bey'le konuşacakları varmış. Gel biz de gidip yemek yiyelim, sonra gelirsin. Hoş geldin. O ne? Yemek yedin mi? Hayır. Yoksa o sepette ev yemekleri mi var? Evet. Ya yağlı şeyleri boyaların üstüne koymasana ya. Boya da yağla karıştırılmıyor mu? Halis sızma dolma yağla değil ama. Ben bunları şantiyeye göndereyim. Uygun olunca yersiniz. Tamam Dilara, bırak. Sepeti içeri bırak, gel Hamdi. Ya Dilara, öf, nereye gidiyorsun? Dilara! Şimdi abin senin yerinde olsaydı burayı birbirine katardı değil mi? Ve gene herkes bildiğini okur. Bir şeyler yanmaya başlayınca üzerine abimi bile sıksan söndüremez. Bu işi sen açtın başıma. Yok dans et, yok bilmem ne. Ya tamam, kabul ediyorum. Ama gerçekten şu anda bunu konuşmak istemiyorum. Bana bak, git istersen. Tekrar bir tatsızlık çıkmasını istemiyorum. Ya insanlar ne kadar saygısız ya. Herkes benim hayatıma karşı ne kadar saygısız ya. Hayır, ne sanılıyor acaba? Yani ben resim yapmak istediğim zaman neden kendimi suçlu hissetmek zorundayım? Ya bu nedir? Bana biriniz bunu anlatsın. Siz işinizi yaparken böyle bir şey hissediyor musunuz? Ben bu resme başlıyorum ve bitinceye kadar da başka hiçbir şey düşünmek istemiyorum, anladınız mı? Anladınız mı? Canım şu anda ne yemek yemek, ne Dilara Hanım'ı teselli etmek, ne de kimseye hesap vermek istiyor. Sadece bu resmi yapmak istiyorum, tamam mı? Bu resmi yapmak istiyorum. Amacına ulaştığın için çok mutlusundur herhalde, uyanık. Demek ki B planına geçiyoruz. A planını tercih ederdim ama... madem ki bu noktaya gelme konusunda azimlisin. Bu ne? Bu dosyada Amerikan ve İngiliz bankalarından aldığım yatırım garantili teminat mektupları var. Yurt içinde çalıştığım bankanın da kredi limitiyle toplam 3 milyon dolarlık para kullanma hakkımız doğuyor. Bu durumda şirketin otel yatırımı konusunda yeni temsilcisi olarak ortaklık koşullarını mevcut şartlar çerçevesinde konuşmaya devam edelim diyorum. Şirketimizin yeni temsilcisi olarak sor bakalım. Bu kredilerin faizlerinin altından nasıl kalkacaklarmış? Bu onların sorunu. Amerikalı ortaklarınızı hemen davet edin. Önümüzdeki haftadan başlayarak inşaata hız kazandırılsın. Ha. Bu arada ilgileniyorsanız otelin yanındaki araziyi de aldım. Size 49 yıllığına kiralayabilirim. İlgileniyoruz. Peki bu ortaklık dağılsaydı bu araziyi ne yapacaktın? Artık buraların mücevher değerinde. İstediğim ortak 48 saat içinde bulur. Evet. Size kolay gelsin. Bunların üzerinden gözünü ayırma. Tamam. Sözleşmeyi tekrar düzenleyin. İmzaya uğrarım. Tabela hazır mı? Hazır Seymen Bey. İnşaata yollayın. Bir saat sonra orada buluşalım. Tamam ağam. He. Şu Bahar'ın korumalarının cebini arasana Bekir. Yürüyüşe çıkmışlardır şimdi onlar. Tam neredeler bir öğrensene bana.
Gelinem dur yapma. Ay gelinem. Sus. Gelinem yapma dur ben çıkarım gelinem. Ya tamam sus zevki böyle. Dur gelinem. Gelinem biz toplarız. Bak Allah korusun bir şey olmasın. Gelinem yapma dur. Ya ya tamam of bir şey olmaz. Siz işinize baksanıza. Ay doğru sizin işiniz benim tabii. İn gelinem yapma gözünü seveyim. Gelinem Allah aşkına in bak bir şey olacak. Gelinem. Gelinem ne olur in. Bak ağa da geldi. Ne yapıyorsunuz gelinem, burada? Gelinem gözünü seveyim in. Bahar. Ne yapıyor bu ağacın tepesinde ya? Aa hoş geldin. Aç ağzını bak nefis. Lan buna nasıl izin veriyorsun siz oğlum? Biz çıkalım dedik ama. Çocukları azarlama ben kendim çıktım. Sizin göreviniz ne? Biz söyledik oğlum. İnsene kızım oradan. Delirdin mi sen? E nasıl ineceğim ben? İnemiyorum. Atlayayım mı? Aa hayır hayır. Gidin şu evden bir merdiven bulun. Ya. Tamam. Bas şuraya, şuraya. Nereye? Şuraya bas, şuraya. Ay. Yavaş, yavaş. Bana doğru gel, gel. Bırak şu elindeki elmaları, bırak. At. Nereye? At, aşağı at. Gel. Aa. Dikkat, dikkat. Oh. Kusura bakmayın çocuk. Gülme. Ama çok sinir, çıkarken çok rahat. Konuşma Bahar. Ya büyütme bu kadar. Tok evin aç kedisi. Sanki elma bulamıyor. Bu elimde olan bir şey değil. Elmaları görünce kendimi kaybettim. Bak korkuttun beni hıçkırık tuttun. O öyle değil. Hıçkırık tutunca korkutursun geçer. Yaman'la ortaklık anlaşmasını imzaladık. Seninki etrafımızda kalmaya kararlı. Bütün şartları yerine getirmiş. Ne aşkmış şu herifin gide ya. Seymen. Bak hıçkırığın kesildi. Kusura bakma annesi. Kimse benim hayatımı hık hık hoplatamaz. Yavaş yavaş. Yavaş ya. Neden geldik buraya? Sen dolaş biraz. Ben şu tabelayı astırayım yemeğe gideriz. Göstereceğim. Küçük hanımın bir dikili ağacı olsun şu hayatta. Çeyizine koşsun annesi. Şimdilik otelin yönetim kuruluna annesini de alıyoruz. Hayat hanımın çıkarlarını bana karşı korusun diye sonra bakarız. Ay demek artık benim de mahsusçuktan bir işim var. Ay sizinle çalışmak büyük bir zevk Seymen Bey. Ben Fatma Bahar. Memnun oldum. İnşallah hayırlı uğurlu olsun. Zevzek yürü yürü. Yürü yemek yiyelim. Ay bu pabuçlarla da yemeğe gidilmez ki. Çantamda da yedek topuklu yok, ayaksilik. Alo, söyle oğlum. Ha yok, evde değilim, çıktım. Biraz işlerim var. Ay bu akşam olması şart mı? Ev tam takır. Bu saatten sonra ne hazırlık yapılır?
Ya söyle, alsınlar bir şeyler. Sözleşme imzalandı. Güzel bir davet vermemiz lazım. Fazla kalabalık yok. Uydursunlar bir şeyler. Olmaz anne. Böyle bir kutlama evde aileler arasında olmalı. Lokantada ayıp olur. Hem ne işin var senin, söyle bakalım. Gene ne işler peşindesin? Aa, karışmayın siz benim her işime. Çok oldunuz artık. Allah Allah. Tamam, yaparız bir şeyler. Tamam anneciğim, tamam. Fazla yaramazlık yapma. Ne oluyor gene? Vallahi gene bir şey çeviriyor ama. Hayret, çok bozuldu. Her zaman davet verilsin diye bayılır. Bırak kadını canım, belki bir flörtü var. Annelerin flörtü olmaz Bahar Hanım. Neden Seymen Bey? Sence insanların başka bir insana, sıcaklığa, aşka, karşı cinse olan ihtiyaçları kaç yaşında sona erer? Böyle bir son var mı? Sağken neden yaşamlarını yalnız geçirsinler? Mısır firavunları gibi diri diri eşleriyle mi gömülsünler? Ne yani? Ben ölsem sen hemen flörte mi başlayacaksın? Böyle konuşarak annenin geceleri odasında kendisini ne kadar yalnız hissettiği gerçeğini değiştiremezsin. Ve çocukları olarak ona bencilce ve acımasızca davranarak, onu ayıplayarak, yargılayarak büyük bir yalnızlığa mahkum ediyorsunuz. Biz varız ya deme, aynı şey değil. Sen bu ev için çok tehlikelisin biliyor musun? İnsan aşık olunca herkes kendisi gibi aşık olsun istiyor. Bu kadar müthiş bir duyguyu herkes tatsın, delirsin, abuk sabuk yaşasın istiyor. Herkesin bir seymeni olamaz Bahar Hanım. O öyle kolay değil. Bedavadan bir seymene konmak isteyenler olabiliyor ama. Bu ne demek şimdi? Hiç canım. Ha, annemin deli bir arkadaşı vardı. Çok canlı, çapkın, çılgın bir kadındı, Hale teyze. Aşık erkeklerinizi ortada gezdirmeyin. Aşık erkekler öyle bir ışık yayarlar ki bütün kadınları kendilerine çekerler. Biri kapar, eliniz böğrünüzde kalırsınız derdi. Ben aşık olmadığıma göre tehlike yok. Ortalığı hemen toplamaya başlayın çocuklar. Böyle insan mekanın gerçek duygusunu, ışığını hissedemiyor. Olazları toparlayınca arayın. Sonra da ortadan kaybol. Ben gelip burada tek başıma birkaç saat çalışacağım. Bu evle yalnız kalmam lazım. Ortaya da bir iskemle bulup koyun gitmeden. Biliyorum. Ama emin olmam lazım. Neden emin olmanız lazım hocam? Tam buraya çok büyük bir ayna asacağım. Bu açıyı burada tekrar etmek istiyorum ben. Baba, biz dış kaplamayı, pervazları ve merdivenleri yapıyoruz. İş dekorasyonu Aliler yapıyor. Otelin projesini getirdin mi? Hayır, ne acelesi var ki? Yarın oraya denetim yapacağım. İşten sonra üzerinde çalışacağım. Bir ara gidip getirsen iyi olur. Babacığım, yarın gidemezsin. Nedenmiş o? Çünkü hepsi Ankara'da olacaklar. Bir işleri varmış. Aman ne iyi. Önce çay içelim de, yemeğe gidelim de, konuşalım da, biz akrabayız da gibi alaturkalıklar olmaz. Rahat rahat işimi yaparım ben. Zaten o otel için pek iyi şeyler duymadım ben. Çok değerli bir yeraltı kentinin üzerindeymiş falan gibi laflar vardı. Temellerinin yeraltı şehrinin tavanlarını delik deşik ettiğine eminim. Ayrıca anıtların bu otel projesinden haberi var mı çok merak ediyorum. Projeyi kendin iste baba. Ya da belki asistanın gidip ister senin için. Ben Karadağlara gidip otel projesi isteyebileceğimi sanmıyorum. Neden? Sen de mi onlardan ödü kopan tayfedensin yoksa? Sana büyüyünce buralarda iş yaptırmazlar diye mi korkuyorsun? Annemle Sümbül Hanım dernekten çok... Sümbül Hanım, benim kızımın da kayınvalidesi oluyor küçük hanım. Size okulda mesleğinizi çıkar dengelerine göre mi yapmayı öğretiyorlar küçük hanım? Bu ülkeyi bu bitirdi işte. Herkes herkesin bir şeyi olduğu için hiçbir şeyi koruyamadık. Bu kadar çirkin binayı sizin gibilere borçlu bu ülke. Ama otel çok güzel bir bina. Ben sadece... Ben seni anladım Akasya. Sen tam gereken tipte bir mimar olacaksın. Devam et. Çok para kazanacağına eminim. Senin staja falan ihtiyacın yok. Sen öğrenmen gereken en önemli şeyi öğrenmişsin zaten. Ben ne yaptım şimdi ya? Allah'ım, bu bir rüya olsa. Kabus görmüşüm diye uyansam. Neden bu işi babam yapmak zorunda Tanrım ya? Tam 16 tane mimar var bu civarda. Neden o, neden? Özkan Bey, bu kasetten bugün alabilir miyiz? Peki Ayşe Hanım, hemen hazırlatırım.
Günaydın. Günaydın hanımefendi. Ah Süleyman Bey, Sümbül Hanımlar'da tanışmıştık. Lale'nin babasısınız değil mi? Sümbül Hanım'ı Lale'ye falan karıştırmayın şimdi. Biz burada resmi bir görevle bulunuyoruz. Oteli ruhsat için denetlemeye geldik. Biz sorumlu kişi verin yanımıza, işimize başlayalım. Şu masayı kullanabilir miyiz? Hay Allah, bütün yetkililer de bugün aksi gibi yok. Ama yarın hepsi burada olacaklar. Keşke... Bana yetkili metkili lazım değil. Anahtarları olan, neyin nerede olduğunu bilen birisi yeter. Denetim yetkiliyle yapılmaz zaten. Sözlü yapmayacağız. Proje şartlara uygun uygulanmış mı ona bakacağız. Arkeolojik eserlere ne kadar zarar verilmiş onu tespit edeceğiz. Arkeolojik eserlere mi? Evet ya, arkeolojik eserlere. Oteliniz koca bir yeraltı şehrinin üzerine kurulmuş. Ama zaten olan binalardı bunlar. Biz sadece ufak tefek eklemeler ve dekorasyon yaptık. Otelin altıyla bir ilgimiz yok ki. O şehir epey ileride başlıyor. Hem anıtlardan onay alındı. Bakacağız işte. Merhaba. Merhaba. Annemle görüşebilir miyim? Yok, Sümbül Hanım odasında değil efendim. Şimdi çıktı. Ne zaman geleceğini bilemiyorum. Burada kaldığını biliyoruz. Lütfen arayın. Ya da siz telefonu verin, biz arayalım. Sümbül Hanım odasında değil efendim. İyi de pardon, burada olduğunu pardon, biliyoruz pardon. Ama olmaz ki. Bir saniye, ki. Kusura bakmayın ne olur. Bir saniye, pardon. Buyurun. Al Zeliş, al. Hadi Zeliş, görelim seni. Ya bana da kızarsın. Kızmaz, kızmaz. Alo? Anneanneciğim benim. Seni çok özledim. Aşağıdayım, seni görmeye geldim. Aşağıda mısın? Ah dur, geliyorum. Geliyor. Aferin. Bravo. Birer kahve alır mısınız? Ah çok iyi olur. Hemen kahve yapsın. Emredersiniz. Ah. Ver bana. Alo. Günaydın. Rahatsız ettim ama bir terslik var. Otelin ruhsat denetimi için sizin bu Lale Hanım'ın babası olan mimarı ve ekibini yollamışlar. Gelir gelmez otelin altındaki arkeolojik eserler falan diye saçma sapan konuşmaya başladı. Hoş geldiniz. Eyvah! Yollayacak başka kimseyi bulamamışlar mı? Kesin bir kulp bulurum. Seni ben. Keşke bizimkiler de burada olsaydı. Yaman da yok. Ne yapacağımı şaşırdım. Bizim çocukların adamdan zaten ödü kopuyor. Bari sen gelsen. Beraber çarpışırdık. Tamam, hemen geliyorum. Görüşürüz. Ne oldu kızım? Ya Süleyman Bey bizim oteli denetlemeye gelmiş ruhsat için. Ay onu mu yollamışlar? Otel arkeolojik eserler üzerinde falan diye atıp tutmaya başlamış gelir gelmez. Kesin bir pislik çıkaracak. Ayşe sen de gel, yalnız baş edemiyorum, kimse yok diyor. Bugünü mü bulmuş terbiyesiz adam? Özellikle yapmıştır. Hep beraber gidelim. Memo kapıda. İyi. Üzerime bir şey alıp geliyorum. Siz gidin oturun. Vay be. Hadi Zeliş. Ya niye geldik, niye gidiyoruz? İki dakika bile durmadık. Baskına gidiyoruz. Aman da otelini mi basacakmış benim kızım. İyice gözden geçirmemiz lazım. Herkese merhaba. Oh, Sümbül Hanım, hoş geldiniz. Bize yardıma mı geldiniz? Ne yapıyorsun sen Dünür Bey? Bu işi yapmak için evlatlarımın en kritik gününü mü buldun? Bu yaptığın ne şimdi? Dürüstlük mü, vazife aşkı mı? Yoksa düşmanlık mı? Neredeyse mahsus yaptığını düşüneceğim. Ayıp değil mi?
Biz çocukların mahkeme kapılarından dönmesini beklerken bir de seninle mi uğraşacağız? Ne mahkemesi? DGM'ye ifade vermeye gittiler baba. Şu şebeke için çağrıldılar. Hani biliyorsun ya. Söylesenize kızım. Tutuklanma ihtimalleri var mı? O iş biraz karışıktı bildiğim kadarıyla. Karışık falan değil Süleyman Bey. Sadece bizim kafamız karışık. Bu konu ailemizi yıllardır çok üzdü. Kazalar, yangınlar, otele saldırılar, çocuğun kaçırılması. Yıllardır çok yara aldık. Sadece zayıf bir günümüz. Bundan istifade etmeyin. Bekleyin evin erkekleri dönsün. Böyle bir zamanda en yakınımız olarak evin erkeği siz sayılırsınız üstelik. Bilmiyordum. Biz sonra geliriz. Siz gidin çocuklar. Ben hanımları eve bırakayım. Buyurun. Sen ne arıyorsun burada? Ne yapayım? Boş bırakmayayım bari dedim. Hadi yürüyün hadi. Evde kavga edersiniz. Bu manzarayı kaçırmayın. Sağ ol. Aşk olsun ha. Ne zaman sıkışırsan ara. Biz buralardayız.